Kıbrıs'ta sahne alan Hande Yener, röportaj için kameraların karşısına geçtiğinde yüzündeki büyük değişimle dikkat çekti. Hande Yener'in kaşları gitmiş, yüzü sanki bilim kurgu filmi karakterlerine dönüşmüştü. Siz onun bu imajını beğendiniz mi? Yok. Bir tane daha yok. Gelir misiniz? Fotoğraf çekeyim. Bir tane daha yok. Noter onay. Hande Hanım. Bir tane daha yok. Hande Hanım buradayız. Ben tekim ve muhacirim yok. Hande Hanım bir buraya bakabilirsiniz. Işığı kapatacağız mı? 23 yıldır herkesin sorunu ben oldum. Tanrım özene bezene yaratmış kulunu. Ben olmuşum herkesin en güzide sorunu. Herkesin sorunu. Var 23 yıldır bir sorun oluyoruz tabii. Hande Yener yeni şarkılarını ilk kez Kıbrıs'ta söyledi. Benden Bir Tane Daha Yok isimli şarkısına da Kıbrıs'ta klip çekti. Evet, bir tane yeni yaptı. Yani of, düşmanlarım yine artacak. Yapma dedim ya. Hande Yener neden böyle bir imaja büründü? İmaj şöyle, kırmızı saç istiyordum zaten. Çünkü 23. yılımın kutlaması. Geçen gün de doğum günümdü biliyorsun. Evet. 50. yaşıma böyle enerjik bir renkle girmek istedim. Renkli bir kişiliğim zaten biliyorsun. Siyahlar, beyazlar beni sıkar. Rengarenk bir enerji yaymayı seviyorum herkese. Bu nasıl 50 böyle demiyorlar mı sizi görenler? Ben, ben diyorum mesela şu an. Bir de kavga ediyoruz. İnandırmaya çalışıyorum. O yüzden artık bıraktım bu işin ucunu. 23 diyoruz. 2000'de de olsun. Z kuşağı, okey? Demet Akalın, Türkiye'de makyaj en çok bana ve Ebru Gündeş'e yakışıyor demişti. Akalın'ın ezeli rakibi Hande Yener bu açıklamaya cevap verdi. Doğru, bana sıfır makyaj yakışıyor. İğneleyici oluyor biraz. Ben ve Merve Boluğur, kırmızı ruj. O kadar. Bizim olayımız bu. Onlar full makyaj. Biraz şey gibi oldu, geçirdim benim ihtiyacım. Ben hani benim ihtiyacım yok. Doğru, bu yıllardır konuşulur. Ebru'nun ve Demet'in sahne makyajı onların yüzlerine çok yakışıyor gerçekten. Ama ben de dediğim gibi ben başka bir stilde yarışıyorum. Bir şey bileriniz kötü, ben çok şey yapamam. Başka bir stilde yarışıyorum. Ya didişmezsek olmaz. O böylesi güzel bence. Tatlı tatlı didişiyoruz işte. Hande Yener Z kuşağıyım diyor 50 yaşında ama yüzündeki değişiklikte dikkat çekiyor. Geçen yıl Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiğini açıklamıştı. Sanki yanaklarda da bir dolgu ya dolgu var. Ya ama vücudu onun taş gibi yani, çok genç duruyor. Fakat kesinlikle, bu Z kuşağı. Kaşsızlık da moda biliyor musun? Evet, hiç moda. Sevmedim. Ha. Yani bu hasta gibi gösteriyor. Neden bir kaşın açık olması, beyaz olması, sarı olması kaşsızlık modası var. Onu hiç sevmedim. Evet, bu da Amerika'dan esen bir rüzgar. Evet. Ünlü modeller podyuma çıkarken falan kaşları. Halbuki kaş gerisi söz derler, evet, değil mi? Evet, bak hepimizin kaşı var yani. Evet, çok sen de maşallah. Senin kaşlar güzel de şu saçının önündeki o yapıştırma. Ya! Ha? Dur sen. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Çıkarsana orada. Evet, şuraya bağlı, o burada devam ediyor. Ben geleyim o bağlantıyı çözeyim. Yok, onu çıksın bütün saç gider. Aa. Ha. Vallahi. Peki, nasıl sevmediniz mi? Peki Berçin de demiş ki. Berçin de demiş ki. Çıkarıp atacağım şimdi, sinir geldi. Aman Yeliz bir müsaade et. Berçin de demiş ki göz kapağı estetiği ve gıda liposuction ameliyatı oldu, unuttu galiba. Gıda liposuction derken göz kapağı ameliyatı olup memnun kalmayıp doktoru şikayet etmiştim. Hiç değişmediği için gözüm. Onu zaten ben koymuştum. Ha. Hatta bir çizik vardı burada, far gibiydi biliyorsun, yayınlanmıştı. Ve hiç beğenmediğimi, asla bir değişiklik olmadığını söyledim. Ya. Nereye aldı diye de adamı dava ediyordum. Nereye hala aldı? Hatta da hala da edebilirim. Sıfır yani, bu bir estetik derken bak şimdi estetik bir insanın yüzünü germesi, burun, dudak, diş, çenedir. Anlatabiliyor muyum değiştiren? Göz kapağımı keşke adam gibi alsaydı, hala bak. Aynıyım. Değişiklik var mı? Bir çekilme var mı? Hayır. Yok hayır. Senin öyleydim. Zaten gözlerin çekikti. Peki bir ameliyat videosu da Safiye Soyman'dan geldi. Biraz evvel izlediğiniz görüntüleri tekrar verebiliriz. Safiye Soyman safra kesesini aldırdı. Fakat bunu da paylaştıktan sonra, ameliyattan sonra biliyorsunuz hastaları yürütüyorlar. Yürüme görüntülerini paylaştıktan sonra Safiye Soyman'a şöyle şeyler yazmaya başladılar. Acaba sen mide küçültme ameliyatı oldun da safra kesesi gibi mi gösteriyorsun falan filan. Sen onu bırak. Kadın, ama kadın, safra kesesi her yerde de olsa, kadın, ameliyat da olsa, çıkışta, ne bileyim yani bir alışveriş merkezine de gitse, leoparlı şortunu giymiş onu bırak. Böyle dolgu topuk terliklerle yürüyor hastane evet koridorlarında. Hastane Allah koridorlarında yürüdüğü o anı ama bir getirebiliyor muyuz? Ama daha önce de safra kesesine girmemiş miydi? Hayır, mide botoksu. Baksana.
Ha. Görüyor musun? Terliklerine bak. Belki mide küçültme bir şey olabilir ama bana da biraz öyle gibi geldi. İşte ona kendisi, almayayım. Evet, safra kesesi de olabilir. Ya yani olabilir. Çünkü o öyle açıkladı. Aksi durumda bir şey söylemediği sürece burada ameliyattan sonra yürürken yayınladığı videoda sosyal medyada bayağı konuşuldu. Şort değil mi? Evet. Buradan nereye geçiyoruz? Hadiseye. Hadise iddialı paylaşımlarını yapmaya devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayna karşısında selfie, sahnede dans, tüm hızıyla geliyorum. Kudurdu bütün kadınlar kudurdu. Kudurdu bir yarış var, çözemedim yani. Peki özel hayatında yaşadığı mutsuzluklara rağmen aşktan da vazgeçmedi. Bileğine pembe renkte love, aşk dövmesi yaptırdı. Ve bunun yanı sıra Hinduizm ve Budizm dinlerinden gelen bir dövme daha yaptırdı. Bu dövme özetle hatalar, yanlışlar, krizler, kaos, mutluluk, sevinç, üzüntü hepsini içeren bir dövme. Bunalım dövmesi yaptırmış. Evet. Hayatta her şey... Çok da çirkin bir dövme değil mi? İnişli, çıkışlıdır. Şey anlamı güzel ama. Hayatta anlamı her şey inişli, çıkışlıdır ve dibe vurduğunuzda bir sonraki aşama yukarısıdır anlamı taşıyor bu dövme. Ama şimdi bunları yazacak kadar da bir şey yaşamadı ya. Çok kısa süren bir evlilik. Bunları hiçbir şey yaşamadım. Hayır, o kadar böyle acılar, yerden yere vurulma, her şey bir çırpıda bitti. Hani bence geçen yıl hadise için mutluluk, hüzün, yerden yere vurulma iddiaların ardının arkasının kesilmediği yani, bir yıl diyebiliriz. Hadise için bence sıkıntılı bir süreçti. Yani o yerden yere vurulma ya da çok kötü dönem bir ay da olabilir, dört ay da olabilir. Tabii, o önemli olan yok. Süresi değil, neyi ne kadar yoğun yaşadın yani. Hiç kolay bir yıl değildi. Hiçbir zaman acı çekiyor gibi bir görüntü de vermedi. Hiç ama pek baksana şimdiki pozlara bir getirsenize ayna pozlarını. Evet. Hadise bile bu fotoğraf karelerini paylaşmaya doyamadı. Üç gün önce benzer kıyafetle bir seri fotoğraf paylaştı. Üç gün sonra tekrar başkalarını da paylaştı. Doyamıyor bunu kendi diyorsun, güzel. Yalnız çok hoş gözükmüyor. Çok harika gözüküyor. Efsane. Yani gerçekten... Sen bu fotoğrafla mı gideceksin estetikçiye? Yok, ben asla kimse gibi olmak istemem. Ben kendim en fazla hani bundan 10 kilo daha zayıftım. 15 kendimi götürürüm. Götüreceğim tek kişi yine kendim olurdu. Senden de böyle pozlar bekliyoruz. Bekliyor musun? Evet. Hazır mı bunu Türkiye? Bunu kaldırabilecek mi? Sesini kaldırdığına göre fotoğrafı. Aşkı fotoğrafı kaldıramaz. Fotoğrafı kaldıramaz ama Nursel'in gazıyla... özellikle şu şeyde dünkü haberle ilgili ben de artık böyle çıkacağım bir sahne kıyafeti. Hangi haberle? Neyle o? Seren Gözde. Yani o beni gaza getirdi. Selen. Evet, gideceğim ben de sallayacağım.